Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde görevli Tuncay Özışık'ın evinde yaptığı bir proje deneyinde patlama meydana geldi. Patlamada Tuncay Özışık ve eşi Hatice Özışık hafif yaralanırken oğlu 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın ise elleri koptu. Olay Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 431 sokak üzerindeki apartmanın 7. katında meydana geldi. İddiaya göre TÜBİTAK için bir çalışma hazırlayan TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde görevli 52 yaşındaki Tuncay Özışık'la eşi Hatice Özışık ve çocukları Altuğ Özışık proje için evin balkonunu kullandı. Aile bireyleri çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürmek istedi. Sodyum bikarbonat, şeker ve henüz bilinmeyen bir kimyasalın karışımı neticesinde bir anda patlama meydana geldi. Patlamada Altuğ Özışık'ın elleri kopup gözü ve yüzü yanarken baba Tuncay ve anne Hatice Özışık hafif şekilde yaralandı. Patlama sesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla sokağa çıkmayı başaran Özışık ailesi en yakın özel hastaneye gitti. Durumu ağır olan Altuğ Özışık Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Camiden tarafa bakıyorum ki patlama yanamıyor diye bir de baktım burada çocuk aşağı indirmişlerdi iki kişiyi komşuyla beraber. Babası buradan ağrı kan. Çocuğun durumunu gördünüz mü? Çocuğun kolları yok ikisi de gitmiş böyle. Sizde bir korku panik oldu mu? Benim hanım da var.